Evet, az önce de söyledik. Muharrem orucu bu yıl 31 Ağustos 2019'da başlayacak ve 12 Eylül 2019'da 12 imamlar çorbası pişirilerek tamamlanacak. Şimdi hattımızda Muharrem orucu öncesi bir açıklama yapan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu Başkanı Müslüm Kaya var. Kendisiyle konuşacağız. Müslüm Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi yaptığınız açıklamada az önce ben okumuştum, bir kere daha tekrar edeyim. Spot olarak Kerbela'nın acısı aradan asırlar geçse de unutulmayacak kadar derin ve anlamlıdır. İlk olarak Kerbela'dan bahsedelim isterseniz Muharrem Orucu da yaklaşırken. Bir kere daha sizin aracılığınızla hatırlatmamız mümkün mü acaba Kerbela'yı? Tabii öncelikle size iyi yayınlar diliyorum. Matemden önce Masum Paklar orucu ve Ana Fatma orucu var. Oruç tutan canlarımızın da oruçları hak katında kabul olsun diyerek başlayayım. Teşekkürler. Şimdi bazı olaylar vardır, yaşanan sürecin noktalarıdır, köşe taşlarıdır. Yeniden ve yeni doğanın da temelini oluştururlar. Kerbela olayı da böyle bir dönüm noktası, böyle bir kırılma noktasıdır. Aradan asırlar geçmesine rağmen dilden dile, telden tele, gönülden gönüle bugüne kadar aktarılmıştır ve bundan sonra da aktarılacaktır. Kerbela olayında önemli olan, vurgulamamız gereken oradaki hakkı elinden alınanın, ezilenin, sömürülenin, saltanat sahibi, iktidar sahibi, zulüm cephesine karşı edindiği bir hak mücadelesi vardır orada. Bu hak mücadelesi o günden bugüne kadar hakkı elinden alınanların elinde bir sancak olmuştur İmam Hüseyin. O günde geçerliydi. Bugün de yeryüzünde süren bunca haksızlıklara, bunca hukuksuzluklara, insan hak ve hürriyetlerine, özgürlüklerine yönelik bunca baskılara, yaşanan katliamlara karşı bir direniş günü olarak her yıl bunu anıyoruz ve bunun anılmasını da bütün canlarımızdan diliyoruz. Peki 31 Ağustos'tan 12 Eylül'e kadar sürecek. Nasıl tutulur Muharrem orucu bu tarihler arasında 31 Ağustos'ta 12 Eylül arasında? Bir onu da sizin aracılığınızla edinebilirsek, dinleyebilirsek çok çok seviniriz. Şimdi Muharrem orucu bizde 12 gün süreyle sesim geliyor mu? Evet, buyurun. Evet. 12 gün süreyle ve kimi yörelerimizde Ana Fatma için bir karşılama orucu tutulur. 12 imamlar orucuna gitmeden ve Masum Paklar orucu da tutulur. Bizde şimdi sessiz sedasız bir oruç olacaktır. Kimseyi rahatsız etmeden, kimseyi uyandırmadan, kimseye bir baskı edilmeden sadece gönüllülük ve rızalık temelinde bir oruç, bir yas tutulacaktır. Kerbela'da yaşananları bugün de hissetmek için, orada yaşananlara bir nebze de katkıda bulunmak için ve orada yapılan haksızlıklar ve aynı zihniyetin bugün de insanlar üzerinden, halk üzerinde uyguladıkları bu baskıya karşı bu mücadeleyi dik tutmak, bu mücadeleyi anmak için 12 gün süreyle bir yas tutulacaktır. Önemli olan burada gönüllülük ve rızalık ilkelerine dayalıdır ve bu 12 gün süre içerisinde Kerbela'da yaşanan olaylar ile Kerbela'dan sonra tarihsel süreç içerisinde yaşanan olaylar da birebir değerlendirilip ve önemlisi de günümüzden olan bağlantısı, günümüzde yeni Kerbelaların oluşmaması için neler yapılması gerekir, nasıl hareket edilmesi gerekir, onun üzerinde cemevlerimizde muhabbetler düzenlenir. Cemevlerimizde bu konular detaylı bir şekilde işlenecektir. Evet. Avrupa'da 12 imam orucu boyunca neler yapılacak? Onu da aktaralım. İnanç kurulu olarak neler yapacaksınız orada? Ya da ayrıca bir etkinlik var mı? Nasıl geçecek Avrupa'da? Avrupa'da 170 dolayında bir cem evlerimiz vardır.
Bu cemevlerimizde canlarımız yan yana gelecektir. Oruç bizde gün batımı dikkate olarak açılacaktır. Demin de bahsettiğim bu oruç bu günlerde yaşanan haksızlıklara karşı insan onurunu koruyucu, insan hak ve hürriyetlerini, özgürlüklerini koruyucu olarak bütün insanlardan, yani insanca yaşamak isteyen bütün kesimlerden, dil, din, etnik köken farkı gözetilmeksizin kim baskı altındaysa, kim eziliyorsa, kim sömürülüyorsa, kimin hakları elinden alınmışsa, kimin yerinden yurdundan sürülmüşse, onlarla beraber var olan bu baskıcı, bu despot düzene karşı nasıl mücadele edilir, el ele, omuz omuza nasıl yan yana gelinir, bunları konu edeceğiz. Tabii burada İmam Hüseyin bizim önderimiz olacaktır. İmam Hüseyin bir dava adamıdır. Kendi savunduğu davasının uğruna en ağır bedelleri Kerbela'da ödemiştir. Bununla beraber etkinliklerimiz, cemevlerimiz de sürüyor. 12 günden sonra da bizim Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun düzenlediği bir barış etkinliği vardır. Bütün canlarımızla bu muhabbetlerde bütün canlarımızı da bu etkinliğe, bu barış, kardeşlik, dostluk etkinliğine çağıracağız. Bizim temel amacımız zaten bütün insanların barış, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşamasıdır. Evet. Son olarak şunu da söyleyeceğim. Galiba Yol TV'de de programlar yapılacak. Sizleri de göreceğiz aramızda diye biliyorum. İsterseniz onların da duyurusunu yapalım. Muharrem Orucu boyunca Yol TV'de de akşamları program gerçekleştirecek, değil mi? Evet. Akşam saat Almanya saatiyle 17'de, yani Türkiye saatiyle 18 oluyor yanılmıyorsam. Orada bir saatlik bir programımız olacaktır. O programlarda da cemevlerimizde hizmet yürüten ABF'de ve kurumlarımızda hizmet eden canlarımız gelecekler. Orada Kerbela'yı, matemi, yapılması gerekenleri orada da bir muhabbet şeklinde sevgili seyircilerimize anlatacağız. Evet, çok çok teşekkürler. Türkiye'den de Dilek Oda var. Bir program gerçekleştirecek. Aynı zamanda siz Almanya'da öyle bir program yapacaksınız. Çok sağ olun. Bu Muharrem Orucu öncesi bu bağlantı için böylece seyircilerimize, izleyicilerimize aktarmış olduk bu önemli günü, bu önemli orucu. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. AABF İnanç Kurulu Başkanı Müslüm Kaya'yla detaylıca konuştuk. 31 Ağustos'ta Yol TV'de de programlarla, Muharrem Orucu'na özel programlarla karşınızda olacağız.